Ruh-beden ilişkisiyle de anlayamadığımız, anlatılamayan konu da akla yakınlaşmış oluyor. Bu da bir elimizde kullanacağımız yöntem. Hemen şimdi ona bakalım. Cesedin tasarrufu nasıl yapıyorsa ben de bunu buna misalle izah edebilir miyim ya da bunu yapsam nasıl anlarım diye getirsen o mevzu çözülecek. Ruh-beden ilişkisiyle de anlayamadığımız, anlatılamayan konu da akla yakınlaşmış oluyor. Bu da bir elimizde kullanacağımız yöntem. Hemen şimdi ona bakalım. Bura nerede geçiyor? Sözler 687'de. İnsanın nasıl ruhu bütün cesedine öyle bir münasebeti var ki bütün azasını, eczasını birbirine yardım ettirir. Şimdi ruh soyut bir kavram, ruhu bilmiyoruz. Ceset somut bir kavram ama ruhun cesetteki tasarrufunu biliyoruz. Tasarruf yöntemini biliyoruz. Nasıl bir tasarruf ediyor? Oradan bize bir çıkarım olacak ve bir yöntem elde edeceğiz. Üstad da zaten bunu söylüyor bak. İnsanın nasıl ruhu bütün cesedine öyle bir münasebeti var ki bütün azasını, eczasını birbirine yardım ettirir. Yani irade-i ilahiye cilvesi olan evamiri tekviniye ve o emirden vücudu harici giydirilmiş bir kanun emri ve latife-i Rabbaniye olan ruh, onların idaresinde olan manevi seslerini hissetmesinde, hacetlerini görmesinde birbirine mani olmaz, ruhu şaşırtmaz. Ruha nispeten uzak yakın bir hükmünde birbirine perde olmaz. İsterse çoğunu birinin imdadına yetiştirir, isterse bedenin her bir cüzüyle bilebilir, hissedebilir. Değil mi? Şuramdaki bir dokunma hissi, şuradaki bir şey, saçımın kenarındaki bir haber. Aynı anda bütün ruh hepsiyle birlikte bilebiliyor mu? Birbirine engel olmuyor. Aynı anda şey yapabiliyor. Bütün birbirine engel olmuyor. Çoğunu birinin imdadına gönderebiliyor. Yani ruhun cesetteki tasarruflarını Üstad burada sayıyor. Şu paragraf o. İdare edilir. Hatta çok nuraniyet kesbetmişse her bir cüzüyle de görebilir, işitebilir. Ruh, cesedi kullanmanın tasarrufu. Öyle de bak Üstad şimdi neyi kullandı? Ruh-ceset ilişkisindeki, ruhun cesetle ilişkisini izah etti. Nasıl birbirine mani olmuyor, ruhu şaşırtmaz, aynı anda hepsine bakabilir, biriyle ilgilenir, uzak yakın yok, birbirine perde olmaz vesaire. Öyle de velillahil meselül ala, Cenab-ı Hakk'ın madem onun bir kanun emri olan ruh, küçük bir alem olan insanın cisminde ve azasında bu vaziyeti gösteriyor. Bak ruh, cesede madem bu şekilde hükmedebiliyor, benim aynı anda böbreğimi de çalıştırıyor, aynı anda gözümdeki siniri de idare ediyor, aynı anda ne bileyim bağırsamdaki bir şey de yapıyor, kemik iliğimdeki bilmem neyi de idare ediyor değil mi? Bütün hücrelere hepsiyle bir münasebet var. Ve o münasebet kesilse zaten ölüyorsun. O ruhun münasebeti kesilse. Nasıl tasarruf ediyor? Hiçbiri birbirine mani olmuyor. Üstad da diyor ki öyle de elbette alem-i ekber olan kainatta, büyük alem olan kainatta o zat-ı vacibül vücudun irade-i külliyesine ve kudret-i mutlakasına hassiz fiiller, hassiz sadalar, hassiz dualar, hassiz işler hiçbir cihette ona ağır gelmez, birbirine mani olmaz. Üstad neyle izah etti? Demin başka mesela kudreti güneşle de izah etmişti. Şimdi bak kudretle, kudret-i mutlaka ve irade-i külliyesini neyle izah etti? Ruh-beden ilişkisiyle izah etti. Anlaşılması zor olan, soyut olan bir konuyu bizim her zaman anlayabileceğimiz, hissettiğimiz ruh-ceset ilişkisiyle ne yaptı? O irade, o kudret de hadsiz fiiller, hadsiz sadalar, hadsiz dualar, hadsiz işler hiçbiri ağır gelmez, birbirine malumuz. Niye? Ruha geliyor mu ağır? Hepsini aynı anda yapıyor. O hücreye de dokunuyor, onun ihtiyacını da görüyor, onu da yapıyor. Hepsini bir anda bakabiliyor. O Halik-i Zülcelal meşgul etmez, şaşırtmaz, bütününü birden görür, bütün sesleri birden işitir. Yakın uzak birdir, isterse bütününü birbirinin imdadına gönderir, her şeyle her şeyi görebilir, seslerini işitebilir ve her şeyle her şeyi bilir ve hakeza. Üstad ne kadar ne yapmış? Bu irade ve kudreti ruh ve ceset ilişkisiyle, bütün mevcudatla olan ilişkisini izah etmiş. Ruh cesede nasılsa, irade-i külliye ve kudret-i mutlakasında da hassiz fiiller, sadalar, dualar, işler aynıdır. Hiçbir şekilde zorluğu yoktur diye Üstad ne yaptı? Bunu kullandı. Başka mesela nasıl kullanmış Üstadımız Risale-i Nur'da? Hem madem ruh cisme hakim olduğu gibi, bak örnekleri görüyoruz. Camit maddelerde dahi kaderin yazdığı evamiri tekviniye o maddelere hakimdir. O maddeler kaderin manevi yazısına göre mevki ve nizam alabilirler. Sözler 556. Bak, Üstad evamiri tekviniye ile madde ilişkisini neyle anlatıyor? Ruh-beden ilişkisiyle anlattı. Bak evamiri tekviniye, kaderin yazdığı evamiri tekviniye maddeyle ilişkisini nasıl anlattı? O camit maddeleri ceset gibi ise o maddelerin evamiri tekviniyesi, tekvini emirleri ruh gibidir. Bak ne yaptı? Bu misali kullandı. Demek ki biz de hani faraza burayı bilmiyoruz. Ben evamir tekviniyeyi çalışıyorum misal burada. İşte evamir tekviniye ile mevcudat madde ilişkisini anlatmaya çalışacağım. Nasıl anlatsam, nasıl bir ilişki var bunda? Yani ne olurdu? Ruh-ceset ilişkisiyle bunu anlatabilirim. Üstad zaten vermiş örneği. Sen başka bir konu çalışıyorsan, bir acaba ben bunu ruh-beden ilişki, ruh-cesedin tasarrufu nasıl yapıyorsa ben de bunu buna misalle izah edebilir miyim? Ya da bunu yapsam nasıl anlarım diye getirsem o mevzu çözülecek. Üstad kullanmış. Başka ne var? Muhakematta var. Ne vakit o cümleyi ezdirirsen ruh gibi o mana takattür eder. Cümleyi ne yapıyorsun? Ezersen içindeki mana neymiş? Ruh ceset gibiymiş. Yani mana cümlenin ruhu ve cesedi ilişkisiyle varmış. Mesela cümle mana çalışıyorsun. Nasıl izah etsem? Mana ruh gibidir. Cümlede onun cesedidir desem mesela çok güzel bir izah oluyor. Yani konuyu anlamış oluyorsun. İfade etmiş. Üstad da zaten onu söylemiş. Üstad kullanmış. Başka örneğimiz var mı? Evet. Ders bu kadar. Başka örnek yok. Yani bu da o zaman ne oldu? Ruh-beden ilişkisi, çekirdek ağaç ilişkisi ve güneş mevcudat ilişkisiyle de birçok konuyu, çözemediğimiz konuyu da izah etmiş oluyoruz ve hem kendimizle anlamamız için de acaba onunla izah edebilir miyim diye bakmamız gerekiyor. Saydığımız konular bunlar.